Evet. Az önce bir podcast kaydettim. Tabii bunu siz podcast'in başında görüyorsunuz ama giriş yapmıyorum. Şu an pat diye konuya girmişim. İşte uzun süre aralıklarla podcast yapmamanın şeyi bu oluyor. Neyse girişi unutmuşum. Totalde umarım ki iyisinizdir. Beyler beğenir. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım ki iyisinizdir. Umarım ki tadınız yerindedir. Giriş yapmıyorum. Şu bir de üzerine konseptli bir konsept. Nerede konseptim? Burada. Konseptli bir podcast'te. Hatta şunu gibi şey yapayım. Selamlayayım. Böyle konseptli bir podcast'te. Ve geçiş gibi olsun. Ben efekte uğraşmayacağım tabii de. Ve geçiş efekti gibi olsun. Hop, çıkartamadım. Kırmızı saç problemleri. Çıkartamadım. Böyle geçiş gibi olsun. Falan diye. Öyle. Giriş yapmayı unutmuşum. Totalde umarım iyisinizdir. Konu ne hakkında konuştuğumu zaten görüyorsunuz başlıkta. Bir de birazcık azıcık minnacık böyle yorgun olabilirim. Hani çok takılmayın ya, ben çok bir yerden sonra açılıyor muhabbet de. Hani böyle şeye takılmayın yani. Hani çok ufak yorgunum ama yapamayacak kadar da yorgun değilim. Öyle. İyi seyirler, iyi dinlemeler falan filan. Görüşürüz. Evet. Yeni konsept. Yani şöyle bir durum oluyor. Konsept konusunda. Şimdi bir öncekinde şey yapmıştım. Yavaş yavaş böyle şey yapıyoruz. Evrim sürecin tamamlığı gibi bir durum var. İlk başta böyle şey sadece eller, sonra yüz, sonra şey böyle kostüm konseptli içerik. Gerçi kostüm konseptiyle çok şeyin hani içeriğin alakası var mı? Var aslında, birazcık şey esprisi. Modern sanatla geçmişteki sanat falan. Ya ben şeyleri yaparken, bu podcast muhabbeti yaparken çok eğleniyorum. Tabi gözüme böyle şey yapıyor, ışık. Tabi aşı oluyor ama yapacak bir şey yok, onu artık idare edeceksiniz. Şey oluyor böyle. Abi. Hani ben çok eğleniyorum. İnsanlar şey zannediyor. Aşırı depresif. Hayır abi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mesela bir önceki podcast'ta çok fazla geldi bu. Çok izlen. Bir de şöyle bir garip bir durum var. Garip bir şekilde podcast'lerim çok izleniyor ya da dinleniyor. Tamamen benim bu kadar takipçim yok ama çok aşırı fazla izleniyor ya da dinleniyor podcast'lar. Enteresan. Öyle bir durum var totalde. O yüzden bir şey aşama aşama kaydediyorsun. Ben insanlar şey zannediyor. Abi çok çok depresifsin. Depresif kısmı çok eğleniyorum. Ama ya da çok hani böyle biliyorum bilmem ne yapıyorum falan ama hani şey muhabbet. Hani o anki konu depresifse yani otomatikman sen de depresif konuşmaya falan başlıyorsun. Öyle olunca hani böyle şey oluyor falan. Bir de şöyle bir durum var, ben birazcık böyle bilince hızdan anlatıyorum şeyleri. Neyleri, konuşmaları, örnekleri falan. Böyle şey zannediyor insanlar ki bir öncekinde öyle olmuş. Bütün o yaşadığım bütün her şey işte bana şey benim başıma gelmiş, benim hayatım falan. Hayır yok öyle bir şey. Orada genel olarak hani etrafında gördüğüm artı kitapta geçen ki kitap çok fazla, kitaptan aşırı fazla alıntı var mesela. O bir önceki şeyde podcast'ta kitaptan aşırı fazla alıntı yaptım. Ama baktığımız zaman insanların çoğu sanki bir kendi hayatım gibi falan demiş. Hayır abi yok öyle bir şey. Kendi hayatımda iyi full. Çok fazla kitapta anlatı var. Çünkü kitap depresif bir kitap hani, anladın mı? Hani intihar kitabı podcast yapıyorsun. Ve insanlar şey bekliyorlar. Pozitif full. Yok abi öyle bir şey. Üzgünüm yani, kitabın konsepti oydu. Ve benim verdiğim oradaki örneklerin çoğu kitaptan örneklerdi. O yüzden insanlar böyle sanki kendi hayatını anlatıyor falan gibi böyle yorumlar ya da tepkiler gelince şey oluyor böyle falan diyorum. Tepkiler çok önemli kesinlikle ya da yorumlar çok önemli, eleştiriler çok önemli, çok çok teşekkürler. Ancak durum bu. Birinci hızdan anlattığım için sanki böyle full benim hayatımmış gibi bir algı oluşuyor, ancak hayır. Aks, yani benim tabii ki de birinci hızdan anlatmam burada bir bilerek seçtiğim bir durum. Ancak bütün hepsi benim hayatımla alakalı bir şey değil. Tabii ki de kendi hayatıma örnekler veriyorum. Ancak genel olarak hani başka insanların da hayatına örnek veriyorum. Tabii burada
isim belirtmeden yapıyorum bunu. Birinci ağız seçme sebebim bu aslında birazcık o noktada. Üçüncü ağız yerine daha tercih edilebilir bir şey oluyor. Durum bu. Totalde bugün konu ama şeyle alakalı değil, kitapla alakalı değil, birazcık şeyle alakalı. Geçen bir tane konu döndü arkadaş grubunda. Artı işte bir noktada da ben denk geldim. Benim de çok hoşuma gitti ve bununla alakalı bir şeyler yapmak istedim. Totalde. Şey mi? Hep konuşulan bir şey vardır. Bir meme haline geldi sonradan bir noktadan sonra. Modern sanat işte böyle şey koyuyorlar. Modern sanat, klasik sanat, klasik sanatta şey koyuyorlar böyle. Monet tabloları falan ve eski işte böyle Van Gogh'un tabloları falan koyuluyor. Sonra modern sanata gelince böyle şey koyuluyor. İşte hep aynı örnek veriliyor. Hep aynı örnek veriliyor. Böyle şey hani bantlanan bir muz örneği var ya. Sanat. Şu kafayı da anlamıyorum. Sanat sepet tayfanın şey mantığı var. Siz sanattan anlamıyorsunuz. Sanat modern sanatı. Modern sanatı anlamıyorsunuz. Modern sanat çok farklı bir düşünce falan. Yok öyle bir şey. Tamam ki yani. Burada bir şey muhabbeti var. Hani. En nihayetinde hani çok bunlar gerçek. İlla ki fiziksel bir şeye atfedilmesi gereken bir şey değil sonuç olarak sanat. Birazcık daha mecazi, birazcık daha anlamsız şeyler var ama yani birazcık falan oluyor insan. En azından günümüzde öyle. Eski şeylere baktığınız zaman böyle bir durum var. Yani eski şeyler gerçekten daha iyiler. Ama günümüzdeki yani modern sanatın da kötü olduğunu söylemek çok doğru değil. Eskisi kadar başarılı mı? İşte burada birazcık şey kısmı devreye giriyor. Bakış açısı abi. Çünkü bakış açısı, geçmişteki bakış açısıyla şu andaki bakış açısı hem sanata hem de bu sanat çok geniş bir şey sonuç olarak. Hani burada siz bir heykel bazlı alırsınız. Siz bir heykel bazlı alırsınız. Ya da bir işte painting üzerine alırsınız. Totalde bunun ikisi de sanat olarak geçiyor ve ikisinin de değeri farklı. Ve baktığınız zaman ve en azından hani işin painting, boyama kısmı, tablo kısmından gidersek tamam evet hani birebir böyle hiç sorgulamadan dönemi bakarsan evet böyle bir fark var. Bu ortadaki fark çok büyük bir fark gibi gözüküyor. Ama aslında çok da bir fark yok. Yani aslında şöyle fark yok. Hani dönem işte aslında fark var ama şöyle fark var. Dönem farkı var. O zamanki algıyla sanat algısı, şu andaki sanat algısı aynı değil. Dolayısıyla ortada böyle bir farklı aslında birbiriyle karşılaştırmak çok dönem çok doğru değil çünkü hani bu şey de öyle hani işte savaş değil tarihi olayları şey vardır hep anlatılır falan filan tarihi olayları kendi dönemlerine göre değerlendirin böyle bir net bir katı bir cümle vardır bu doğru bir cümle aslında çünkü gerçekten o dönemin koşullarına göre o savaş gerçekleşiyor ve hani o döneme göre değerlendirmen lazım. Şu döneme göre değerlendirirsen bazı şeyler çok mantıksız gelecektir. Bazı şeyler çok avantajlı gelecektir. Bu çok normal bir şey. Sonuç olarak. Dolayısıyla bu sanat için de aynı şey geçerli. Hani o dönemin sanatıyla şu dönemin sanatını karşılaştırmak mantıklı değil. Tamam. Direkt böyle düz insan kafasıyla bakarsan evet arada çok bir kalite farkı var gibi gözüküyor ama işte o zamanki kalite farkı, kalite bakışıyla şu andaki kalite bakışı aynı değil. Dolayısıyla döneme göre değerlendirmek lazım. Çünkü baktığınız zaman işin hani bak en basitinde işin logo boyutuna falan baktığınız zaman ki çoğu firma şu an logosunu değiştiriyor. Neden? Pringles falan değiştirdi. Gerçi Türkiye'den kalktılar sonra hani Türkiye'den çekildiler ama yani çekilme sebepleri belli ama işte Türkiye'den çekildiler mesela çekilmeden önceki en azından hani logosunu hatırlarsınız şey böyle logo değişmene gittiler. Neden logo değişmene gittiler? Çünkü logoları çok karışıktı. Karışık değildi belki yani bana göre değildi ama karışık olarak algıladılar. Peugeot falan da değiştirdi. Totalde firmalar neden logolarını daha sadeleştirmeye gidiyorlar? Çünkü artık devir bunu gerektiriyor. Aslında burada birazcık şey devreye giriyor işte. Endüstri 4.0. Birazcık da her şeyin hızlı yaşanması, insanların odaklarının sosyal medya sebebiyle minimuma düşmesi, odak kalma süresinin minimuma düşmesi gibi bir durum söz konusu. Aslında bununla alakalı bir noktada firmalar ve aslında sanat ürünleri de
kişinin dikkatini çekmesi gerekiyor ve bu çekme muhabbetini nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Bir şekilde odağı kendi üzerine sağlayarak. Odağı kendi üzerine tutması gerekiyor. Odağı kendi üzerine tutması için daha basitleşmesi lazım. Basit ama ince sağ şeyler olması gerekiyor. Dediğim gibi muz örneği ve işte Van Gogh tablosunu Van Gogh tablosunu karşılaştırırsak, evet, hani ortada bir geniş bir böyle büyük bir fark var gibi gözüküyor ama aslında o kadar da, hani yine işte o Van Gogh'un hani o zamanki yaptığı iş kesinlikle paha biçilmez bir imgesel değeri var. Ama şu andaki yapılan değerlerin, işte modern sanatın imgesel değeri yok falan demek ne kadar doğru, ne kadar etik bir şey tartışılır. Size göre olmayabilir. Ben modern sanatı sevmem. Yani ben modern sanatın destekçisi bir insan değilim. Ama bu şekilde söylenmesi doğru gelmiyor. Çünkü her şeyi dönemine göre eleştirmek lazım. Şu anda dönemin sunduğu özellikler daha basitleştirme, daha kolay odaklanma ve en kısa sürede nasıl odak toplanır? Aslında olay bu ve en uzun süre nasıl toplanır? Yani en uzun süre odak nasıl bende kalır durumu var. Ki işte bunun sebebi dediğimiz gibi sosyal medya, şu odaklanma süresinin, odakta kalma süresinin düşmesi. Dolayısıyla baktığımız zaman böyle bir durum var. İnsanların maalesef odak süreleri düştü. Bundan kaynaklı olarak da aslında değişimler meydana geldi. En nihayetinde halk sanattır, sanat halktır. Sanat halk için vardır. Yani ben sanat sanat için vardır görüşüne birazcık kayıyorum. Burada modern sanatı desteklememe rağmen buna kayıyorum. Çünkü birazcık burada şey var, hani baktığın zaman modern sanat güzel mi? Yani hani dönemine göre belki dönemin sunduğu, belki dönemin gerektirdiği şeyleri sunuyor ama çok da açıkçası şey değil. Ben o konuda birazcık eski kafalı kaçıyorum ve açıkçası birazcık daha eski sanatı tercih ederim bu anlamda. Hani eski sanatın sunduğu o güzellik algısı ya da o zaman sunduğu mecazi yanılanlar bana daha derin geliyor ve daha okey geliyor. Şu andaki sanatla alakalı, modern sanatla alakalı birçok kitap bulabilirsiniz. Hatta sanata giriş 101, sanata giriş 101 ya da sanat 101 falan gibi bazı hani giriş seviyesi kitaplardan başlanarak gidilebilir bu anlamda. Bir önerici vermiş olayım. Hani sanat 101 işte ya da sanat giriş, sanat tarihi 101 falan gibi böyle kitaplar, tabii bunlar çok fazla kolaylıkla çıkartılabilen kitaplar. Burada birazcık araştırma yapıp şey yapmanız lazım. Şu an not yok, hani not olsa şey diyecektim, işte şu yayının şu yazarı falan. Yani reklam yapmama çok da takılacağım bir şey değil. Aklımda isim yok ya da yayın yok, dolayısıyla veremiyorum şu an. Ama durum bu. Genel olarak hani modern sanatı işte sadece işte berbat bir şey ya da düz bir şey falan gibi, şu anda sanat algısı yok gibi değerlendirmek, işte bunu Instagram'a atarak "aa ne kadar haklı ya" falan insanlardan böyle bir like ya da ilgi beklemek çok doğru mu tartışılır. Baktığımız zaman her sanatın bir gideri vardır. Bu bir muz olsa bile, bantlanmış bir muz olsa bile sanat her zaman sanattır. Saygı duyulması gerekli. Şu an saygı duyuluyor mu? Hayır. Türkiye'de zaten bayağı da duyulmuyor da. Yani yurt dışında da bu duyulmamaya başladı totalde. Gözümü takacağım. Odağım kayıyor bazen çünkü o yüzden gözlük olmayacağım. Totalde böyle bir durum başladı yurt dışında da. Türkiye'de zaten bayağıdır takılmıyordum sanat. Modern sanatın böyle bir durumu var. Modern sanat herkese hitap etmez. Klasik sanat herkese hitap etmez. Modern sanat sevenler vardır. Klasik sanat sevenler vardır. Ben klasik sanatçılardım. Klasik sanatı seven insanlardım. Ama modern sanata şey denilmesi çok doğru mu tartışılır bir konu. Bir yudum kahve alacağım çünkü boğazım kurudu. Podcast olayını seviyorum ama böyle 40 dakika konuşunca abi çok fazla boğazım kuruyor. Bir önceki podcast 45 dakika falandı ve onu editlerken ben şey, Vegas Pro ile editledim. Vegas Pro'yu bildiğim için Vegas Pro'yu tutuyorum. Vegas Pro'da böyle 65 GB falan çıkıyor. 50 dakikalık video çok. Çok. O yüzden yani 50 dakikalık video 65 GB çıkıyor. Bir de onu
renderlaması var falan. Öf, yani çok çok büyük şey. Onu daha doğrusu renderladıktan sonra bir de küçültmesi var. Küçülttükten sonra 10 GB falan oluyor. Bir de onu YouTube'a yükle falan. Çok iş. Ama seviyorum. Yani uğraş, güzel bir uğraş bence. En azından kendi fikirlerimi belirtiyorum. Sadece bu bir konuyla alakalı olmak zorunda değil tabii ki de. Durum bu. Bir de evrimleşiyoruz ya böyle. Bir şey dedim gibi işte ilk önce eller, sonra büyük bir şey yüz, sonra farklı konseptler. Ya benim hoşuma gidiyor dediğim gibi, ben çok eğleniyorum yaparken. Genel olarak söyleyeceklerim aslında bunlar. Burada birazcık daha şeye gireceğim tabii ki de. Yani klasikleşmeden öte basitleşmeye birazcık daha gireceğim. Girmek istiyorum. Ama genel olarak modern sanat ve klasik sanat konusunda söyleyeceklerim bunlar. Çünkü ya burada değil mi? Burada birazcık şey dikkat etmemiz lazım. Dikkat edilmesi lazım. Döneme göre değişir abi. Döneme göre bu bir de kısa bir fikir belirtebileceğim bir şey olacak. Bundan sonra bir kısım daha ekleyeceğim. Bu şu an ilk kısmı. Şeyin, podcast'ın ilk kısmı. Dediğim gibi döneme göre değiştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda ben modern sanatı sevmeyen bir insan olarak bile diyorum ki okey, hani yapacak bir şey yok. Adam bunu sunmuş. Her türlü sanattır. Sanat bir fikirden doğar. Ve o kişinin fikrini temsil eder. Sen bu fikre bir nebze saygı duymak zorundasın. Bu çok basit bir şey de olabilir. Çok büyük bir şey de olabilir. Van Gogh gibi bir şey de olabilir. Van Gogh'un çıkardığı eserleri gibi olabilir. Ama birazcık burada şey gerekiyor bence. Yani Van Gogh dediğimiz sonuç olarak sevgili, çok sevdiğim sanatçı. Şizofren. Bir gerçek var. Hani şizofren olunca adamın görüş algısı da farklı oluyor, anladın mı? Hani adam herkes gibi aynı, herkesle aynı şeyi görmüyor sonuç olarak. Ki yani yıldızlı gece falan filan muhabbeti oradan kaçıyor. Adamın bir görüşü var ve bu görüş benim senin sağlıklı kafayla görebileceğim bir şey değil. O yüzden birazcık sanat gerçekten iyi bir şey çıkartmak istiyorsan birazcık da deli olman gerekiyor. Şahsi fikirler. Birazcık kendini adaman gerekiyor ve bu adama muhabbete, bu her iş için böyle. Ki sanatta da böyle. Adama muhabbetine herkes girmiyor. Çünkü birazcık artık işte o dünyanın hızlı gitme, hayatın hızlı akma olayı var. Ve öyle olunca hani insanlar şey yapıyorlar. Abi işte ben bir hayata bir kere geliyorum. O zaman kendime bir şey adayamam. Bu şey gibi bir şey yani. Ben de o kafadayım bu arada, belli bir oranda ama. Yani 6-8, ben 6-8 çalışamam falan. 6-8 ben de çalışamam ama hani şey, 6-8 örneği şu. Hani insanlar biraz da abi hayatın tadını çıkartalım. Hani bir yere bağlı kalmayalım. Bir şeye kendimi full odaklamak yerine birden fazla şeye odaklanmak istiyorum düşüncesindeler. Dolayısıyla hani bir şeyleri adamadan da kendini bir şeyde ustalaşamıyorsun maalesef. Yani yıl vermen gerekiyor. Zaman vermen gerekiyor. Ki asla verdiğimiz zaman bir daha geri alamayacağımız bir şey en nihayetinde. Çok değerli bir şey. Bu kadar değerli bir şeyi verince böyle insanlar bu kadar değerli bir şeyi bir kez dünyaya geldiklerini düşünerek vermek istemiyorlar. Çünkü kendini alamak gerekiyor bu tarz şeylerde. Kendini alamayınca da çok iyi sonuçlar çıkmayabiliyor. Bir Van Gogh olmak kolay değil. Neden? Çünkü kendini adaman lazım. Sen öldükten sonra anlaşılıyorsun falan hatta yani. Yani insanlar bu topa çok girmek istemiyorlar. Bu anlamda bu anlamda insanları anlayabiliyorum ama birazcık daha kaliteyi yükseltsek fena olur muydu? Olmazdı bence. Ama şu andaki dönem bunu gerektiriyor. Bu birinci kısım. İkinci kısım. Neden firmalar düzleşme mantığına gidiyor? Aslında bunu bir nebze cevapladık. Basitleşme mantığına gidiyor. Çünkü artık odak problemi var. İnsanların hepsinde bir odak problemi var. Ve bu odak problemi çok böyle şey yani. İnsanların, özür dilerim, insanların odaklanma süreleri çok büyük bir oranda düştü. Ve baktığın zaman ve bir şeye maksimum 10 dakika, 15 dakika falan odaklanabiliyorsunuz full olarak. Sonra mutlaka dikkatiniz dağılıyor, bir şey oluyor falan. Öyle olunca, bu durum böyle olunca firmalar da dediler ki biz niye şey yapmıyoruz ki, ben çizim işi de yapıyorum. Hani işin orijinde benim ana mesleğim çizim değil ama çizim işi, tasarım işi de yapıyorum. Hani ek olarak yapıyorum, ek meslek olarak. Baktığın zaman firmaların çoğunun, mesela ben böyle çok, ya benim mesela birden fazla şeyim var.
çıkardığım tür var. Birden fazla çıkardığım örnek oluyor. Diyorum ki 3 tane örnek sunacağım size. Bu 3 örnekten bir tanesini seçersiniz. Tabi ona göre fiyat alıyorsun. Adam tabii ki de belirtiyor bu arada ne istediğini. Ben diyorum ki yine 3 örnek sunayım size. Benim çalışma tarzımla alakalı. Bana bir 3 tane örnek sunayım. Hani modern tarzda bir şey. Klasik tarzda bir şey. Ve şey. Daha basit bir şey. Hani tek anlatımlık. Diğer ikisini de anlıyorsun ama böyle birazcık süre geçmesi gerekiyor falan. Hani güzelliği algılıyorsun. Ama basit bir şey değil. Hani bir tanesi modern, basit olmayan modern tarzda bir şey. Diğeri daha old school, daha eski tarzda bir şey oluyor. Genel olarak seçilen şey daha basit şey oluyor. Çünkü hani insan firmaların bu şey konusu bizden, benden ya da sizden daha sonra ileride bunun için özel bir departmanları falan var. Bunu biliyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani bunların için özel çalışan departmanları var. Odağı nasıl biz tutabiliriz falan. Bu daha çok TikTok'tan sonra falan hani çok büyük bir oranda kayboldu. Zaten bir kayıp vardı. Ama eski şeyleri özlüyorum ya. Eski tasarımlar şimdi yani az çok bu işte uğraşınca böyle şey oluyor. Eski tasarımlar falan eline geçebiliyor. Eline geçtiği zaman şey oluyorsun. Ya diyorsun abi ne güzelmiş lan eski zamanlar böyle. Harbiden adamların böyle tasarımlar kendine özgü bir şey anlatıyor falan. Derin anlamları var falan oluyor. Ve şu an bakıyorsun çok düz böyle hiçbir anlamı yok. Dümdüz bir logo oluyor aslında ama dediğim gibi hani buradaki olay artık birazcık daha şeye kaydı. Hani uzun süreli bir ne denir ona? Uzun süreli böyle bir anlam anlatmaktansa kısa süreli tek dikkat çekmelik bir iş çıkartalım. Buna dönmesi çok üzücü bir şey. İşte burada yine modern sanat muhabbetine giriyor. Hani o kafayla bakarsan şu andaki logoların hiçbirini beğenmemeniz lazım. Ama logonun ne için yapıldığını biliyorsan bilince diyorsun ki okey yani logo başarılı bir logo mu? Evet logo başarılı bir logo. Neden? Dikkati kolay bir şekilde üzerine çekiyor. Çekiyor. Dikkati koruyabildiği kadar üzerinde koruyor. Koruyor. Çünkü diğer logoya bakıyorsun çok yorucu yani. Baktığın zaman yoruluyorsun. Ama bu yorulma fiziksel bir yorulma değil. Yani bir göz yorgunluğu ve zihinsel bir yorulma oluyor. Bu yüzden daha basit, daha odağı çok hızlı bir şekilde çekip uzun süre kendi üzerinde koruma, tutma tarzındaki işler daha tutuyor. Ben dediğim gibi bu tarz işleri çok sevmiyorum ama gelen işler bu oluyor. Hani gelince de öğrenciysen de yapıyorsun bu tarz işler. Yapacak bir şey yok bu konuda. Ama yani ben eski işleri her zaman tercih ederim. Hani eski işlerin bir kalitesi var çünkü bu anlamda modern sanatçı olmamın sebebi de bu zaten. Modern sanatın destekleyen insanlardan olmamın sebebi de bu zaten aslında. Eski sanatın o tatlı, yorucu kafası hoşuma gidiyordu çünkü hani bir şeyleri anlamak için kendini vermen gerekiyordu. Mesela en basit örneği şeydir. Şey örneği verilir. Hep dizilerde falan verilir. Dizi ya da filmlerde de bu dalga geçirmek için falan veriliyor ama şeydir böyle bir sanat galerisine gidilir. Bu iki kişi olur. Birincisi main karakterdir. Diğeri yan karakterdir. Ana karakter bu yan karakter ana karakterimiz sanattan anlamayan hani kişi portresi, halk gözü falan kafasıyla yapılır. Ki bu da birazcık şeyden geliyor. Şey gönderme bunun temeli. Hani halk sanat halk için midir yoksa sanat için midir? Düşüncesine gönderme bunun temeli. İki kişi bir tanesi halktan diğeri sanatçı olarak seçmesinin sebebi de bu zaten. Hani onun esprisi bu yani aslında bilmiyorsanız minik bir bilgi. İki tane portre veriliyor aslında. İki tane kişi portresi veriliyor. Bir tanesi halktan oluyor. Buradaki halk ana karakterimiz oluyor. Yan karakter de sanatçı ve işte ne bileyim sanatla uğraşan birisi olarak seçiliyor. Sanatçı olarak gelen kişi şey yapıyor böyle. Dur bakayım. Gösterip çekmeyeyim kameradan. Tabii şu an Spotify'dan bunu dinliyorsanız şey de göremiyorsunuz da. Böyle bir rap yapıyorum şu an. Ve ellerini bağlıyor böyle giriyor. Diyor işte burada şunu görüyorum falan. Sonra ana karaktere geçtim. Sanatçı olan yan karakter. Bir tepki görüyor. Aa işte bu çok güzelmiş falan yapıyor. Sonra ana karakter geliyor. Halkı temsil eden hani simgesi olarak halkı temsil eden ana karakter geliyor. Ve şey diyor. Aa, nasıl gördün bunu burada falan. Mutlaka biliyorsunuzdur yani. Dizide de filmlerde de çok fazla esprisi dönüyor falan. Bu birazcık dediğim gibi işte hani sanat niçin yapılır? Rah gönderme bir nebze.
Burada da aslında bir nebze şey var, hani ben o şey yapısını seviyordum, hani işte burada az önce de şey belirttim, o yüzden sanat içindir muhabbetin, yani o kafaya daha yatkın dememse bu, hani bazı şeyleri direkt anlamamak daha iyi, bazı şeyleri anlayabilmek için, ki eski dönemler var mesela işte Van Gogh'un neden işte şey olarak yaptığı muhabbeti, neden işte yıldızları böyle aşırı derecede ışık süzmesi şeklinde yaptığı muhabbeti, işte o şizofrenlikle alakalı yani görüş açısı farklı. Mesela sen bu görüş açısı farklı olduğunu bilmiyorsan diyorsun ki adam yıldızları niye pastel boyayla yapmış gibi yapmış. Bu sebebi bu, çünkü onun görüş açısı farklı. Adam şizofren, anladın mı yani? Hani belli bir yerden sonra akıl sağlığı çok büyük oranda düşüyor. Bu resimlere yansıyor ki bu burada sadece Van Gogh için değil, başka sanatçılar için falan da örnek verilebilir yani. Hani böyle şizofrenlikten önceki çizimler, şizofrenlikten sonraki çizimler gibi böyle bir şey var. Bir bölüm anlatılıyor falan hatta. Ben hani sanat tarihi okumuyorum ama biliyorum böyle bölüm anlatılan. Bununla alakalı yazılar okuyorum, seviyorum çünkü. Bununla alakalı böyle yazılara bakabilirsiniz, çok güzeldir. Ama şizofrenlik hastalıktan önce, buradaki şizofrenlik bir örnek. Hastalıktan önce, hastalıktan sonra diye böyle bir, hatta bunun belli bir süreci yapılıyor böyle. Hani birden fazla eseri koyuluyor ve böyle bir süreci atılıyor. Bu çok güzel. Hastalıklarım çok çok güzel, çok net görüyorsun farkı çünkü. Hastalığın, hatta bunun üzerine şey makalesi yayınlanıyor. Bu bilimsel makale söyleyeyim. Hani birazcık daha işin bilim kısmıyla alakalı. Hani acaba beyin neden buna yöneltiyor gibisinden böyle bir inceleme, hatta hani bir araştırma makalesi yazılıyor. Tam ismini hatırlamıyorum bu makalenin ama ona da bakabilirsiniz. Bu onun, yani o makalenin mesela çıkış şeyi bu. Acaba neden sanatçılarda sonuçta sağ beyin ağırlıklı olduğu için, hani yaratıcılık da sağ beyin ağırlıklı. Çoğunlukla bu bir aslında çok doğru bir şey değil ama hani o şekilde hitap ediliyor. Ağırlık olarak daha baskın sağ beyin. Acaba neden sağ beynin küçülmesine sebep oluyor hani bu hastalık gibisinden? Neden sol beyni etkilemiyor da sağ beyni etkiliyor? Sağ beynin küçülmesini etkiliyor ve bu işte kişinin yaptığı yaratıcılıkla alakalı işleri neden etkiliyor? Neden etkiliyor? Sağ beyni küçültüyor. Ağırlık sağ beyinde olduğu için. Okey, ama neden sağ beyni küçültüyor? Acaba sol beyni küçülttüğü şeyler yok mu, vakalar yok mu gibisinden bir araştırma. Tavsiye ederim, bulabilirsiniz, okumanızı tavsiye ederim. Benim çok hoşuma gitmişti okuduğum zaman. Çok ilgi çekici bir şey bence çünkü. Bu arada sol beyni küçülten şeyler de var. Onun cevabını vereyim. Sol beyni küçülten vakalar da var. Hani hepsi sağ beynimi küçülttü. Hayır. Sol beyni de küçültüyor. Hatta sol beyni, burada şöyle bir şey var. Sol beyni küçülen vakalarda harbiden şeyi daha yaratıcı oluyorlar. Yani sağ beynin yaratıcılıkla ağırlıklı olması bunun aslında bir nebze ispatı gibi olmuş oluyor. Bu deney, kısmen deney araştırma. Bu durum bu. Dediğim gibi aslında bu birazcık dönemle alakalı. Hani bu şu andaki dönem logoculuk, işte logolar, sloganlar ve afişler anlamında daha basit, daha ilgi odaklı bir şey çekiyor. Ben eski tarzda kalmayı tercih ederim ama günümüze uymamış oluyorsunuz. Bu zamanda bu durumda da yenilikçi bir firma olmuyorsunuz ki kendi firmam da var benim. Kendi firmamdaki logoda da mesela biz çok basit bir şey kullandık. Hani anahtar kelimeleriniz var ve bu anahtar kelimeleri tak diye bilen bir kişi tak diye anlayabiliyor mu? Bilmese bile yorumlayarak anlayabiliyor mu? Anlayabiliyor. Çok basit bir logo ve çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Kullandığımız afişlerde falan da öyle. Basitlik odaklı anlıyorsunuz. Abi, tabii ki de ben işin içine birazcık daha yorum katıyorum. Hani logoyu tasarlayan ben olduğum için otomatikman birazcık daha katıyorum ama temeline baktığınız zaman temeli basitlik odaklı. Benim kendi ortamım ve benim kendi şirketimizin logosu da basitlik odaklı baktığınız zaman. Böyle bir durum var. Bu ikinci parti. Üçüncü ve en aslında bu podcast'i çekmemdeki en temel amaç. Bildiğiniz gibi ilk önce devam etmeden önce bir kahveden yudum alacağım. Yine boğazım çok kötü çünkü. Bildiğiniz gibi yapay zeka çok çok büyüdü şu anda. Aşırı böyle üst seviyeye çıktı. Ve bu yapay zekanın çok üst seviyeye çıkması olayı baktığınız zaman
Yani güzel bir şey, güzel tarafları tabii ki de var. Şimdi burada bir şey oldu hani, yapay zeka ilk çıktığında da böyle bir tartışma olmuştu. Acaba böyle klasik bir şey haberleri vardır. Herkes yapar böyle. Hani ben çok şey yapmam da, çok sevmem. Herkes yapar ama böyle. Yani çünkü bir nebze çekmesi gerekiyor insanlar yine. Haber siteleri ya da bazı forum siteleri yapar. İşte bunlarla alakalı işte. Forum sitesi vardır. Herhangi bir sanat dalı ile ilgileniyor falan. Böyle klasik her seferinde atarlar. Yapay zeka yükseliyor, sanat ölüyorum falan gibisinden böyle. Başka clickbait bunlar çoğu. Clickbait başlıklar geliyor falan. Bunun yine yapıldı. İşte şey çıktı. İsmini hatırlamıyorum. O şey tarif yazdığın şeye göre böyle bir fotoğraf çıkartan yapay zeka yapıldı ya. İsmini tam hatırlamıyorum şu an. Şey ChatGPT'nin kurucusu olan firma yapmıştı ama tam hatırlamıyorum. Dolly bilmem ne diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. O yapay zeka mesela şu an çok iyi çalışıyor bu arada. Şu an çok iyi çalışıyor. Yeni versiyonları çok iyi çalışıyor. Ancak işte burada bir şey devreye giriyor. Burada yorum şu, soru şu. Bu işte benim okuduğum makaledeki soru şuydu. Yapay zeka aracılığıyla üretilen resimler sanat mıdır? Ya da yapay zeka sanat yapabilir mi? İki soru var. Bir tanesi bu. Yapay zekanın ürettiği eserler sanat sayılır mı? Resimler ürettiği resimler sanat sayılır mı? Bu bir. İki, hani yapay zeka bir anlam yükletip bir şey çıkartırsa o sanat sayılır mı? Aslında durum bu. Soru bu yani. Tek soru ama bu içerik olarak bu. Ana sormak istediği şey. Ben şahsi fikrimi ilk önce belirteyim, sonra nedenini belirteyim. Bence sanat sayılmaz. Bunun sebebi şu. Yapay zeka bir, ki ben yapay zeka çalışıyorum en nihayet zaman. Bir nebze kodlama, yazılımcı olma yönünde ilerleyen bir insanım. Ve baktığın zaman şey hani yapay zekanın, yapay zeka insan tarafından yazılan bir şey, okey. Hani şu anda biz şey gibi bir olayımız yok. Hani kısmen makine öğrenmesini sağlıyoruz. Yani yapay zeka insanların yazdığı şeylerden, kişinin yazdığı şeylerden bir şeyler öğreniyor ama kendine ait bir zeka çerçevesinde bunu öğrenmiyor. Ve yapay zekadan anlıyor aslında. Baktığın zaman kelimesel olarak bakarsan yapay zeka. Ama yapay zekanın, tamam yapay zekanın makine öğrenen kısmı var ama kendi kendine öğrenen bir zekası yok. Yani bir şey sana öğretmeden ve bir şey sana bir info, bir ipucu vermeden bir şey vermen gerekiyor. Totalde şu örnek, örnekteki gibi bir kıvılcım vermen lazım ki bir alev yansın. Sen kıvılcım vermeden alev yakabiliyorsa o zaman sana sayılır. Şu an o seviyede demek sayılır değiliz. İlla ki bir şey vermeniz gerekiyor ki bir şey çıkartsın ortaya. Ya insan baktığınız zaman insan denilen varlığın kendine ait bir bilinci var aslında. Aslında az önce şey kelimeyi bulamamıştım. Kelime bilinç. Yapay zekanın kendi bilinci yok şu an. Bilinç olduğu sürece bir sanat çıkartabilir. Çıkardığı şey sanat olabilir. Çünkü şu anda biz ona bir şey anlatıyoruz. Okey. Bir şey söylüyoruz. Bir metin var. Ve o metne göre bir şey çıkartıyor. Altındaki metni kendisi oluşturmuyor. Biz söylüyoruz. Mesela aslında yine sanatçı yapay zeka değil. Sanatçı yapay zeka burada sanatçı değil. Sanatçı yine biz oluyoruz. Burada şey sorusu sorulabilir. Yapay zeka bir sanatçının yapay zeka ile ürettiği resim bir şey sanat mı sayılır? Bunun cevabı evet. Yapay zekanın yaptığı şey mi? Hayır. Yani burada aslında olay şu. Demek istediğim nokta şu. Burada yapay zeka sanatçı değil. Sanatçı yine yapay zekaya bir şey yaptıran kişi oluyor. Yapay zeka kendisi bir şeyler üretmiyor nihayetinde, dediğim gibi bir şey vermeniz lazım, bir bilgi vermen lazım sana, ona göre bir şey çıkartıyor. Ki burada şey örneğe giriyor işte, işte klasik sanatın şey olayı var. Yani klasik sanatta aslında ana olay bir anlam taşıması bir şey. Okey. Ve işte bu aslında o örneğe benziyor. Modern sanat örneğine yine burada giriyoruz. Şöyle, modern sanat değil de klasik sanatta şey var, yani bir anlam altında bir anlam var. Her eserin altında bir anlam vardır falan. Her eser bir derin anlam taşır falan kafası var birazcık. Buradaki derin anlamı aslında sen vermiş olsun. Sen bir metin veriyorsun, diyorsa ki ben böyle bir şey istiyorum.
işte tarif ediyorsun aslında resmini bir nebze. Ama o işte yapay, o resmin altındaki derin anlam muhabbetini sen oluşturuyorsun. Ve ona göre bir şey çıkıyor. O derin anlamı yapay zeka oluşturmaya başladığı an olay çok bambaşka bir noktaya gidecek. O noktaya gelebilmemiz için bence çok var. Çünkü yapay zekanın kendi bilinci olması gerekiyor. Bu bilinci sağlamak çok kolay bir şey değil. Kendi kendini öğrenme, yani makine öğrenimi kısmı şu anda belli bir seviyeye yükseldi. Evet, ama şu anda o seviyede değil. Yani kendi kendine bir şey öğrenme olayı çok bambaşka bir olay yani. Dolayısıyla şu anda o seviyeye gelmemiz de var daha, ama baktığımız zaman bir yapay zekanın yaptığı sanat bence hayır. Çünkü dediğim gibi bir kendisi bir şey üretmiyor. Yine aslında bir sanatçı tarafından bir şey üretiliyor. Aslında sanatçı burada bir sanat yapmış oluyor, ama yapay zeka bir sanat yapmamış oluyor. Burada yapay zeka, az önce şey dedim. Burada aslında fikrimi belirtmiş oldum benim zaten konuyla, şu an söyleyeceğim konuyla alakalı. Sanatçı peki yapay zeka kullanarak bir sanat üretirse bu sanat sayılır mı? Bence evet. Çünkü hani bir araç kullanıyorsun. Burada normalde ne kullanıyorsun? İşte atıyorum palet kullanıyorsun, fırça kullanıyorsun gibi gibi. Bir nebze burada aslında kullandığın şey daha dijital oluyor. Hani fırçaya da bir şey kullanmıyorsun. Burada birazcık da aslında söz, hani cümle kullanıyorsun, yazı kullanıyorsun. Burada fırça yerine yazıyı koyuyorsun. İşte atıyorum palet yerine şey kullanıyorsun, yapay zeka kullanıyorsun. Aslında burada olay, yani kalem yerine mesela atıyorum kalem fırça yerine cümleleri kullanıyorsun. Aslında burada yine kalem fırça bunlar bir araç oluyor. Şeyde de bu yapay zeka ile üretilen ürünlerde de yapay zeka aslında bir araç olmuş oluyor. Aslında bir nebze yapay zeka burada biz bir araç olarak kullanıyoruz ve bir ürün ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla bir sanatçı ile yapılan, sanatçı fikriyle yapılan ürün yapay zeka ile de yapılsa, fırça ile de yapılsa bir sanattır. Ancak yapay zeka bir sanat ürettirme kısmı soruda işte. Sorunun trik kısmı burası. Yapay zekanın ürettiği sanat sanat mıdır? Bakın, yapay zekanın ürettiği, yapay zekayı ürettirilen sanat sanat mıdır diye sorsam farklı bir cevabı var. Çünkü farklı bir soru. Sorulmak istenen şey farklı. Buradaki soru şuydu, o makaledeki soru şuydu. Yapay zekanın ürettiği sanat, ürettiği şey sanat. Yapay zekanın ürettiği. Aslında dediğim gibi sorunun triği burada. Yapay zeka aslında burada bir sanat üretmiyor. Yapay zeka sanat ürettiriliyor. Ana nokta burası. İdi. Ve ben şahsi fikrimi belirtmiş oldum bu şekilde. Dediğim gibi bence değil. Sanatçı tarafından sunuluyorsa evet. Ama bu da yine yapay zeka sanatçı olmuyor. Sanatçı sanatçı oluyor çünkü ana fikir tamamıyla sanatçıya ait oluyor. Fikirlerim bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendi fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize tatlı, ciciş falan filan bakın. Çok güzel. Bir de şöyle bir saçmalık var. Şimdi ben kamerayı kullanıyorum ya burada. Bir de kamerayı kullanıyorum şey için. YouTube muhabbeti için. Sonra bir de şey için ses kaydı alıyorum bilerek. Çünkü kameranın ses kalitesini çok sevmiyorum falan. O yüzden ekstra böyle ayrı bir programla şey alıyorum. Sonra bunları böyle editlerken abi orantılama muhabbet oluyor. Bir öncekinde orantılamada birazcık problem çekmiştim. Ama fark edilmiyor çünkü çok iyi edit yapıyorum. Edit dediğim çok iyi. Şöyle bir saçmalama var. Şöyle bir durum var. Şimdi gözümü takmam gerekiyor tabii. Podcast bitti bu arada ama istiyorsanız çıkın. İstiyorsanız çıkın lan falan. Yok. Burada şey muhabbeti var. Şimdi ben buradan durduracağım mesela, açtım şu an şeyi. Tabii gözükmüyor ama. Şu an o adresi açtım bilgisayarda, mesela şu aşağıda duruyor şu kısımda. Şimdi durdurmak istiyorsun mesela, durduracaksın. Abi aynı anda durdurman gerekiyor. O zaman kısa yol atman gerekiyor falan. Çok iş. Dur bakayım, bak gözümden gözüküyor burada. Şurada gözüm o kadar fazla ışık yansıyor ki, bu da ışık kırmasından dolayı falan. Neyse. Bu arada bugün başta bahsedemedim. Direkt tak diye konuya girdim. Bugün ekstra bana odaklan kamera lütfen. Hey, bana odaklan. Heh. Bugün ekstra konuyu şey seçtim ben. Konsept değil, ekstra. Normalde şu bir önceki bir podcastlerde de şurada çekiyordum. Şu masayı öne çekiyorum. Burada şey yapıyorum. Bak bugün ekstra. Bugün hem şarkı muhabbeti var. Hem de şey var.
Masanın önüne normal masayı çekip yine arkaya koyacaktım. Arkada sadece şunu görecektiniz. Dedim ki abi ben şey yapamam yani, onu çekmekle uğraşmam. Çünkü şu masanın şu şey kısmına vida atmam lazım. Ona da üşendim. Dedim abi kim uğraşacak ya falan. Kaldı böyle. Ama bak, bugün konsept olarak böyle bir kısım seçtim. Örneğin arkada bir kısım var. Burada bu var. Burada da bu var. Öyle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Mutlaka fikrinizi belirtin. Teşekkür ederim. Görüşürüz.